hoş geldin. Yanlış mı anladım? Geri döndüğünü düşünüyorum. Güneş nerede? Uyuyor. İyi. Önce onu göreceğim. Tabii. Burası senin evin. O da senin kızın. Görebilirsin. Ama... Uzun sürmesin. Bekliyorum. Artık konuşmanın zamanı geldi. Görüyorum. Hayır aşkım. Ben geldim. Beni almaya mı geldin anne? Hayır aşkım. Tamam, zaten benim çok uykum var. Çıksak da sabah gidelim. Hiçbir yere gittiğimiz yok. Sen rahat rahat uyuyabilirsin. Sen? Ben de bir yere gitmeyeceğim. Sabah uyandığında beni yanında bulacağız. Söz mü? Söz. Zeyno? Selamun aleyküm Ömer Bey. Ne oldu, niye şaşırdın? Beni sen çağırmadın mı? Annen için çağırdım ben seni. Tabii. Başka türlü niye çağırasın zaten, değil mi? Yo, o manada demedim. Hangi manada dedin? Yalan mı söylüyorum? Bunca yıl geçti. Bir kere bile aramadın, bir kere bile sormadın. Nasılsın, iyi misin, yaşıyor musun? Ama sonra birden annem hastalandı diye telefon rehberinde numaram olduğunu hatırladın. Sağ ol gerçekten. Sesini duymak çok iyi geldi. Telefon rehberi diyorsun. Ne? Yok bir şey. Hem arasam ne değişecek ki? Ha? Sen çoktan unutmadın mı mahallenin yolunu? Doğru. Bana bu mahallenin yolunu sen unutturdun. Ben unutturdum. Ne demek o? Boş ver, sonra konuşuruz. Diyeceğim. Ama biz seninle şöyle karşı karşıya oturup konuşabilir miyiz? Öyle bir gün gelir mi? Pek de sanmıyorum açıkçası. Ömer. Heh, bir tanem, ne yapıyorsun? İyi, Ozan'ın arkadaşı geldi de. Konuşmak için ben de seni arıyordum. Haber vermek için ama Cemre'yi aradığını sanıyordum. Cemre'yi arıyordum, işte şeyle karşılaşınca da... Kimle? Zeynep ben. Zeyno. Yok Zeynep. Bir tek Ömer Zeyno der. Öyle derdik eskiden, öyle konuşurduk. Geçmiş olsun. Annen için yani. Sağ ol. O zaman bana müsaade. Nasıl olsa artık buradayım. Yine görüşürüz. Tanışıma memnun oldum. Eyvallah.
İyi akşamlar. Rüya. Ne dedi? Annesi için gelmiş, onu söyledi. Sen kim geldi dedin dükkana? Gidelim bakalım ya. Bu arkadaş eski Bizans dönemi imparatorlarından Marsyus Tiberius döneminde basılmış altın sikkelerden. Bunun tek bir tanesi yurt dışındaki açık arttırmalarda 20 bin eurodan alıcı bulabilir. Bir tanesi mi? Tabii. Peki bu yurt dışındaki açık arttırma dediğin kaçakçılık mı? Başka ne olacak? Duydun mu? Niye hocam? Oğlum aklın nerede senin? Yok, burada hocam, dinledim tabii ki. Kaçakçılık yani. Bu heriflerin en zayıf karnı demek ki burası hocam yani. Hele ki Çelebi'ye de değiyorsa bir şekilde umut vardır diyorum hocam. Olmaz olur mu? Cemre'nin de Tomis Hanım'ın da tek çıkışı bu meselenin çözümüne bağlı. Doğru. Ya peki Sinan, nasıl çalışıyor bu adamlar? Yani bunların böyle çalışma sistemi nedir? Şimdi bu işlerde yakalanma riskine karşı çıkarılan tarihi eserler belli partilere bölünür. Bu partiler farklı zamanlarda, farklı lokasyonlar üzerinden yurt dışına kaçırılır. Sonrasında da oralarda ya toplu şekilde ya da açık arttırmayla satılıyor. Vay 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 vay, görüyor musun ya? Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Abi selam, Ömer. Sinan. Sinan. Arkeolog kardeşim geldin. Rüya. Merhaba. Hoş geldin. Sinan. Hoş geldin canım. Ne? Dinleyin çocuklar, mevzu derin. Ne oldu? Ya Sinan sarnıçtan çıkan eserlerin akıbetini anlatıyor da bir tanesi ne kadar ediyor oğlum, bir bilsen. Oğlum ne ederse etsin bir insanın canı eder mi? Valla bence de hiçbir şey bir insanın canından kıymetli olamaz. Ama bunları almak için çok insanın canını yakmışlar. O kesin. Öyle kardeşim. Ne oldu, iyi mi? Atlas, kağıda yazdı, sizi aramamı istedi. Pek iyi değil. Herkes gidince yalnız kaldı. Numaranızı ezbere biliyor. Zehir gibi duru, zehir. Atlas! Aa! Ne oldu? Kim üzdü seni? Dedim ya az önce, herkes gitti diye. Tomis Hanım, Çiçek Hanım. Nereye gittiler? Uyudu mu? Uyudu. Diğerleri nerede? Diğerleri derken? Annen, kardeşin. Hı. İskender birkaç gündür evde değil zaten. Annemden de kendi evine gitmesini istedim. Neden? Sen geleceğin için. Sana söylemiştim. Bu gece burada olacağını biliyordum. Bitti mi Cemre? Artık beni saçma sapan oyunlarla uğraştırmayacaksın değil mi? Bitti. Güzel. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz artık. Kaldığımız yerden değil. Ne demek o? Buradayım, evet. Çünkü bana başka bir seçenek bırakmadın. Eğer başka bir şansım olsaydı ölürdüm, yine de bu eve girmezdim. Ama bu evde senin hayatından daha önemli bir şey var. Öyle. Annelik böyle bir şey. Evet, tam olarak böyle bir şey. Ama bir fark var. Ben hala Güneş'in annesiyim. Ama senin karın değilim. Boşandık biz. Aslında benim bu evde olmam kadar saçma bir şey yok ama. Evet. Bunu da düşündüm. Evraklar burada.
Ne evra? Boşanma davasının geçersiz olması için. Ne? Onları imzalayacağımı düşünmüyorsun değil mi? Düşünmüyorum, biliyorum. Çünkü başka seçeneğin olmadığını sen söyledin. Eğer burada kalacaksan bu anlamsız savaşa son vereceksin. Peki Sinan, bu eserlerin Sarnıç'ta olduğunu bilmiyorlar mıydı? Tahmin ediliyordu. Zaten orada eserler olduğu bilindiği için sit alanı kararı verilecekti. Çelebi de o yüzden elini çabuk tuttu. Karar çıkmadan eserleri alabilmek için. Bu da şaşırtıcı sayılmaz. Yani işin içinde mi değil mi bilmiyorum. Ama ortada ilginç bir tesadüf var. Nasıl bir tesadüf? Şöyle, 3 yıl önce yine aynı döneme ait eserler yine Sarnıç benzeri bir yapıdan çıkarılıp kaçırılmış. Mekanın restorasyon izinlerinde Çelebi'nin imzası var. Belediye başkanı sıfatıyla. Ya onun sıfatı. Sarnıç'ta biz de restorasyon yapmıştık. Ya demek ki bu Kayabeyli ailesinin olayı bu. Bunlar restorasyon bahanesiyle böyle giriyorlar, mekana dalıyorlar yani. Nasıl Sinan? Hadi tamam da... Peki bunlar böyle bu işi tek başına yapamazlar yani. İlla ki bunların beraber çalıştıkları birileri vardır. Vallahi o işler sandığın kadar kolay değil Ozan. Niye birader? Neyi zor yani? Yani kalabalık, karanlık, adamların isimlerine ulaşmak zor. Tamam da birader, hiç yani bunun şüphelisi, ne bileyim bu olaydan yakalanan... ya da gidip bir şeyler sorabileceğimiz falan kimsesi yok mu? Oğlu böyle bir şey yok mu? Var ama hayatta değil. Ne olmuş? Trafik kazası. Biliyor muyuz bunun zamanını? Yani ezbere söyleyemem ama bakar haber veririm. Sağ olasın Sinan ya, valla. Başka bir şey yoksa? Daha ne olsun ya Sinan, valla sağ ol. Ben de çıkayım seninle. Eyvallah. Yine de bana ulaşmak isterseniz birkaç gün zor olur, kazıda olacağım. Ama sonrasında telefonum hep açık. Sağ olasın Sinan. Sağ ol. Sağ ol, valla. Hocam siz kalın bari ya. Gideyim Ozan. Eve gitmeden önce bir Tomis Hanım'a uğrayacağım. Sözde biz de bütün kızlar akşam gidecektik. Şimdi Cemre ortada yok, Çiçek gitti. Yani ben tek başıma gidip nasıl anlatacağım bilmiyorum. Üzme canını. Ne kadar bilmesi gerekirse o kadarını bilsin. Fazlasına gerek yok. Hadi çocuklar. Hadi geçireyim hocam, ben iyi size. Geceler. Ayağınıza sağlık. Eyvallah oğlum. Ya dedikleri doğruysa? Ya baya baya organize şekilde devam eden bir durum varsa? Ya orası kesin. İşte Çelebi'siymiş, İskender'miş, yıllarca saman altından su yürütmüşler. Ya biz dünkü mevzunun altını kazıyoruz, bir şey bulamıyoruz. 3 sene önceki mevzunun altını kazısak ne bulacağız birader, sen söyle. Yapacağız kardeşim ya, vallahi bir şekilde yapacağız. Yoksa yani bu Çelebi şerefsizliğini durduramayacağız biz böyle. Ya Cemre'yi bir arasak mı? Yani aradım açmıyor. Ömer baktı dışarıda, yok bulamadı. Ne yapsak acaba, Ayşe ablaya falan mı baksak, oraya mı gitsek? Olur, olur hadi. Bakmayın bir yere ya. Nasıl yani? Bakmayın işte bir yere. Tamam da oğlum, neden? Gitti. Cemre gitti. Ben senin düşmanım değilim. Kocanım. Sen gerçekten hastasın. Niye? Seni sevdiğim için mi? Hı? Senden ayrılmak istemediğim için mi? Ailemi korumaya çalıştığım için mi? Aile mi? Hangi aile? Aile falan yok orada da, kendini kandırma. Sen bana yaptıklarından sonra benim yüzüme hala nasıl bakıyorsun? Ben onu anlayamıyorum. Cemre yeter. Ne yeter? Yetmez, senin bana olan büyük aşkının izleri hala benim üstümde. Bedenimde, ruhumda, her yerimde. Bütün gün kusuyorum ben senin bana verdiğin ilaçlar yüzünden. Hala kabuslarla uyuyorum. Tamam, 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 bitti. Ya bitti. Bitti, bitti artık. Tamam, bitti. Asla, asla bir daha yapmayacağım. Asla yapmayacağım. Bak ben farkında olmadan, istemeden, bilmeden, kendimi kaybederek neyse ne işte. Ama yapmayacağım. Yapmayacağım. Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Bak göreceksin. Sen burada olduğun sürece göreceksin. Cemre, ben korktum. Gitmenden. Beni terk etmenden korktum.
Seni kaybetmekten korktum. Ne bekliyordun? Hı? Sen 3-5 kavganın travmasını üstünde atamazken ben daha bebek... Bak, bak bazı şeyler elimde değil. Sevdiğim insanların beni terk edeceğini düşününce o korkuyla başka biri oluyorum. Ben böyle değilim, sen biliyorsun. Hayır, sen tam olarak böyle birisin. Değil. Eski günlerimizi hatırla. Beni sevdiğin zamanları... Bu hale gelebileceğimiz aklına geliyor muydu senin? Ama geldik. Neden düşüneceğim o zamanları? Neden hatırlayacağım? İkimiz de aynı insanlar değiliz. Tamam. Madem gerçekleri söylemek bile seni ikna etmiyorsa... O zaman niye geldin? Git. Kapı orada. Ama kızım burada. O zaman bana inanmaktan başka çaren yok. Evrakları orada. O kağıtları imzalamayacağım. Ben de benimle evli olmayan bir kadınla aynı çatı altında kalmayacağım. Bir kez daha düşün Cemre. Sana söz değişeceğim. Bu evde seni mutsuz edecek hiçbir şey olmayacak. Böyle bir şeye izin vermem zaten. Bak burada olman yeter. Şimdilik göstermelik aile oluruz. Ama ben beni tekrar seveceğin günü bekleyeceğim. Boşa vakit kaybetme. Geri dönme konusunda da böyle söylemiştim. Ama ben sabrettim. Buradasın. Şimdi kararını ver Cemre. Güneş burada, benimle birlikte. Ya onunla kalmak için bu konuyu tamamen kapatırsın, bana geri dönersin. Ya da gidersin. Çiçek Hanım. Atlas odasında mı? Evet ama... Şimdi şu meseleyi bir doğru anlayalım. Sen Çiçek ablan gitti diye bu kadar üzgünsün, değil mi? Peki geri dönmeyecek mi? Bilmiyorsan niye bu kadar üzülüyorsun şampiyon? Ha? Hem bence sen yanılıyorsun. Tamam mı? Ben eminim. Çünkü Çiçek abla seni asla bırakmaz. İnanmıyor musun? O zaman bir daha düşün. Çünkü Çiçek abla seni çok seviyor. İnsan sevdiğini bu kadar kolay bırakır mı? Ha? Ya hadi diyelim ki bıraktı. Geri dönmez mi? Atlas! Söz veriyorum. Canım. Ne dedim ben sana? Aa, hadi bakalım çabuk yatağa, saat çok geç oldu, hadi. Hadi. Ben sizi yalnız bırakayım. İyi geceler. İyi geceler. Aa, bu niye burada? Beni özledin diye mi? Canım benim. Canım. Korkma. Ben artık buradayım. Korkma.
Bir yere gitmiyorum. Sen uyuyana kadar burada kalacağım. Artık hep buradayım. Bak geri geldim. Ama bir dakika. Böyle uyuyamazsın ki. Pijama giymen lazım. Hadi çabuk gel. Pijamalarımızı giyelim. Dikkat et. Gel bakalım. Rüya size söylememi istemedi. Kimsenin haberi olmasın, kimse peşimden gelmesin dedi. Zaten kararlıydı, elimden geleni yaptım ya. Sen elinden geleni yapmış olsaydın bana söylerdin Ozan. Rüya. Ne rüya, rüya ne? Cemre'yi en zayıf yerinden vurmuş, ayağına kadar getirmiş. Üzünü üstlük sen bunu biliyorsun, bana söylemedin. Şimdi de bana bir tek rüya mı diyorsun? Bak gerçekten yapacak en ufak bir şeyimizin olduğunu düşünseydim, onu durdurabileceğimizi düşünseydim zaten söylerdim ben. Bunu bilemezdin. Sen onu gidip ikna edemedin diye benim de onu durduramayacağımı düşünmen çok saçma Ozan. Bir şey yapardık ya, ikna ederdik. Yalvarırdık, göndermezdik onu yine de. Tutamazdın ya. Çelebi'nin yalan söylediği belli. Eğer anlasaydı... Anladı zaten Rüya ve bunu bilerek gitti. En ufak ihtimali bile göze alamadı ve gitti. Ben de o ihtimali göze alamam ama. O ne demek ya? O evde Cemre'ye zarar gelmesini göze alamam. Rüyacığım bir sakin olur musun? Kendi hür iradesiyle gitmek istemiş, gitmiş. Nasıl tutabilirsin? Nasıl engel olabiliriz ki ya? O iş o kadar kolay değil Ömer. Bir insanı tehditle alıkoymak suçtur. Büyük suçtur. Sen niye gitmedin? Seni bekledim. Neden? Ne oldu? Yani niye geri döndün? Sen bunu nereden öğrendin? Sen yukarıdayken Aylin'le konuştun, o söyledi. Çok açık değil mi? Atlas'ı bırakamıyorum. Ama Ali'yi bıraktın, öyle mi? Peki, Ali niye seninle kalmadı? Çünkü bir ailemiz olsun istedi. Buradan uzakta. Bir hayatımız, kendi evimiz, kendi çocuğumuz olsun istedi. İyi de senin zaten bir çocuğun yok mu? Ne? Bakma bana öyle. Yani ben Atlas'ı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Yazık, o da perişan olmuş sen gidince. Annesi yerine koyuyor seni. Bunu anlamamak mümkün değil. Ama bu gerçek değil. Ne gerçek değil? Annesi değilim. Eninde sonunda o da bunu anlayacak. Annesinin yokluğunu asla kapatamayacağım. Ama bu sırada kendi hayatımda doldurulamaz boşluklar açacağım. Çok büyük fedakarlıklar yapıyorsun, doğru. Ama kendine bu kadar yüklenme. Yani benim bile bu kadar kolay görebildiğim şey Ali'nin görmemesi mümkün değil. Hata yaptığını anlayacaktır. Senin bu çocuktan ayırmanın ne kadar büyük bir yanlış olduğunu farkına varacaktır. Ve geri dönecektir. İşte onu hiç sanmıyorum. Çünkü onu çok iyi anlıyorum. Ben de buradan uzaklaşmayı çok istiyorum. Ama bunu yapamam, biliyorum yani. Bu kadar karmaşa varken sırtımı dönüp öylece gidemem. Ama buradan bir saat uzaklaşmak için neler vermezdim. Bu yüzden onu çok iyi anlıyorum. Anlıyorum. Keşke anlayabilsen. Keşke bir kişi beni tam olarak anlayabilse. Ama mümkün değil. Olmuyor. Neyse, bu konuyu kapatalım mı? Boş ver. Kapatalım. Tamam, bence de boş ver. Çok düşünme şimdi bunları. Bence sabah çok daha iyi hissedeceksin, eminim. Hiç sanmıyorum. Sen şimdi yat. Benim dediğim de aklında bulunsun. Bir şeye ihtiyacın olursa da ara. Tamam mı? Tamam. Geri dönmene çok sevindim. Geç oldu, ben gideyim. Tamam. İyi geceler. Korkut komiser. Uzun sürmesin dedi. Tamam, teşekkür ederim.
İyisiniz değil mi? Yani daha iyi günlerim olmuştu tabii. Yeni olacak. Atırsanıza. Çok kesin konuşuyorsunuz. İşin kuralı bu. Nedir o? Ahlaksızlar, sahtekarlar, yalancılar. Mutlaka bir süre saltanat sürerler. Bu biraz uzun da sürebilir. Adalet ağır işleyen bir makinedir diyorsunuz. Doğru. Ama işleyen bir makinedir. Yine bir umut ışığı bulmuşsunuz sanki. Umut insanın hakkı. Doğru. Eğer bu sefer sonuna kadar gidebilirsek, Çelebi'nin sizin suçlarınızı örtbas etmek için yaptığı sahtekarlıkları da ortaya çıkarabiliriz. Ama benim suçum baki. Öyle. Aslına bakarsanız, yani nasıl söyleyeyim, yani tabirimin kusuruna bakmayın. Sizinki sadece evrakta sahtecilik. O kadar. Yani bunun için hapiste yatmazsınız. Öyle mi? Bakıyorum bu konu sizi ilgilendirdi. Galiba. Evet. İyi şeyler duymaya ihtiyacım varmış. Yani bir çıkışımın olduğunu duymaya. Daha fazlasını anlatacağım. Bana sen demeye başlarsan seve seve dinlerim. Madem istiyorsun. Derim. Hem de seve seve. Gelecek mi ya sence? Keşke be Ömer. İçeride olduklarına emin misiniz? Eminim, müvekkilim içeride. Çelebi aç kapıyı. Çelebi biliyorum orada olduğunu, aç. Buyurun, çekil şuradan. Hadi Cemre. Ne oluyor Memur Bey? Bir sorun mu var? Korkacak bir şey yok. Ben her şeyi anlattım. Memur beyler senin buraya zorla getirildiğini biliyor. Rüyacığım bana da bir açıklama yapar mısın lütfen? Ben gereken açıklamayı emniyette yaptım. Müvekkilimin alıkonulduğundan haberleri var. Hadi Cemre. Rüya. Ben buraya zorla getirilmedim. Cemre yapma. Gerçekten. Dün konuştuk. Boşanmaktan vazgeçtim. Tehdit etme etti, sen ne yaptın? Bir şeyle tehdit etmedi. Dedim ya. Öyle gerekti. Kusura bakmayın. Sizi de yorduk buraya kadar, bir yanlış anlaşılma oldu. Bir yanlış anlaşılma olduğu kesin. Ben işin doğrusunu anlarım ama. Ya inse miydik, baksa mıydık be oğlum? Oğlum o kadar şeyin üstüne adamın kapısına gelmişiz. Bir de polis var, olay çıkar lan. Ya onu demiyorum kardeşim, ben merak ettim ya. Ne yapayım? İyi tamam, gelir şu an, gelir. Rüya. Ne oldu? Hadi yürüyün gidelim. Ne oldu ya? Gidelim, sinirliyim zaten, gidelim tamam? Tamam hadi gidelim beraber. Doydun mu? Ne güzel. Hı, kim geldi acaba? Dur, yavaş. Koşma. Günaydın. Oh. Günaydın. Günaydın. Hadi. Ne hadi? Hadi hazırlanın, götürmeye geldim sizi. Nereye?
Ya çok soru sorma. Gidelim hadi. Ben mümkün değil. Gelemem tabii ki. Ama sen istersen Atlas'ı götürebilirsin. Atlas'cığım olmaz. Gerçekten ben gelemem. Sen git İskender abinle. Ah ya ben çok büyük bir sürpriz hazırlamıştım sizin için. Ama tabii Çiçek ablan gelmiyorsa iş atar. İskender beni karıştırma lütfen. Ya Çiçek hadi lütfen bak. Bir söz verdim onu tutacağım o kadar. Lütfen. Ne sözü? Eğer gelirsen görürsün. Ya bir saat, bir saat. Çok değil. Hadi. Tamam. Ama sadece bir saat. Tamam. İyi hadi hazırlanın o zaman. Ben bekliyorum sizi. Gel bakalım. Gel. Fırla. Sıkı giyin. Burası değil mi? Evet, geldik. Rüya üzme kendini ya bu kadar. İlla ki bir bildiği vardır. Ya bırak Allah aşkına ne bildiği olacak. Tehdit etmiş kızı. Böyle bayağı mutlu mesut kahvaltı ediyorlardı. Bir tanem öyle değildir ya. Yani adam yanında diye konuşamamıştır. Nasıl konuşsun ya? İlla ki denk getirip bir şekilde konuşacağız birader. Umarım çok geç kalmayız. Kalmayız. Ne oldu? Kız haklı Ömer. Oğlum tamam da sen niye stres yapıyorsun ya? Bir yolunu bulacağız birader. Ya kızının yanına gitti. Şu an kızının yanında. Kendini daha iyi hissediyor şu an o. Onu oradan alacağız söz. Sıkma canını hadi topla kendini biraz ya. Tabii tabii. Bu akşam mutlaka orada olacağız. Eşim de benimle birlikte gelecek tabii ki. Kendisi bu süreçte beni destekleyerek doğru karar verdiğini düşünüyor. Ben de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Akşam görüşmek üzere. Niye destekliyormuşum seni? Başkan adaylığı için. Başka ne olabilir ki? Tabii. Seni bu kadar çileden çıkartan başka ne olabilirdi ki? Haksızlık ediyorsun. İlk gittiğin günden beri seni buraya döndürmek için uğraşıyorum. Neyse ne. Ben başka bir şey söylemek için geldim. Söyle. Rüya'yla bir konuşma fırsatım olmadı. Onu görmek istiyorum. Tabii ki. Söyle gelsin. Ben gitmek istiyorum. Tamam. Ne zaman istersen. Üzerime kapı kilitlemeyeceksin yani. Cemre, biz seninle bir anlaşma yaptık. Sen kurallara uyduğun sürece ben de uyacağım. Evin içinde iki yabancıyız. Tabii ki şimdilik. Ama dışarıdan çok ama çok mutlu bir çift. Bunu unutmadığın sürece istediğin yere gidebilirsin. Önemli olan nereye döneceğini bilmen. Yalnız bir sakıncası yoksa yarın gitsen. Neden? Güneş, bugün okula senin bırakmanı istedi. Benim de şirkette işlerim var. Çok iyi olur. Tamam. Harika. Atlas yavaş, yavaş. Düşme. Bırak koşsun ya. Zaten bunun için gelmedik mi? Oynasın istediği gibi. Ama düşecek. Ya düşmez, bir şey olmaz. Burası iyi mi? Olur. Ablacık, biz şampiyonla biraz top oynayacağız. Hazır mısın şampiyon? Benim kurallarıma göre oynayacağız. Kale biraz daha büyük, tamam? Deplasmandasın şampiyon. At bakalım.
Wow! Yedik ya. Çiçek, sen oturacak mısın? Aa, evet. Atlas, sor bakayım Çiçek ablan oynamak ya istiyor mu? İstemiyorum. Hayır, hiç anladığım bir şey değil benim futbol. Atlas, ne olur lütfen. Atlas Kalesi'nde, İskender topun başında. İskender geliyor. Bravo! Bravo Atlas. Ben hiç beceremiyorum bu işi ya. Kalede Çiçek var şimdi. Yavaş vur. Tabii ki. Çok aşkım benim canım. Ve penaltı atışının şampiyonu... Ne diyorsun, iyi geldin? O zaman ben sözümü tuttum demek ki. Senin söz dediğin... Seni bir saat de olsa uzaklaştırdım. Sakin olur musun önce? Bir şey yapmadım. Tamam, sen iyi misin bana? Onu söyle yeter. Tamam, iyiyim ben. Sen? Tamam, boş ver beni. Bir şey yaptım sana. Güneş'i okula hazırlıyorum da ben şimdi koş hemen çantanı al oradan. Bir şey yapmadı. İyiyim. Bir anlaşma yaptı benimle. Ne anlaşmasıymış bu? Göstermelik evlilik ne ya? Şey yapacağım, ben sana anlatacağım sonra ayrıntılı, tamam mı? Şimdi Güneş'i okula bırakmam lazım. Cemre. Rüyacığım, arayacağım seni, tamam mı? Hadi aşkım, hadi. Günaydın mı diyeyim, geçmiş olsun mu? Günaydın. Hayırdır sabah sabah, neyi savaşını veriyorsun böyle? Bitmiyor ki. Bitmiyor, biri bitmeden diğeri başlıyor. Nedir mesela? Boş ver ya. Dur tahmin edeyim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedin. Karnın çok aç ve bütün sorun bu, değil mi? Bir dert bu mu geldi aklına? Yalan mı kızım? Sen aç olduğunda böyle olursun. Mendebur, suratsız. Ya eskiden de böyleydin. Bence şeker falan var sende bak. Onu bir baktır. Gizli şeker. Olabilir. Yani küçük de olsa biraz doğruluk payı olabilir. Bir şey yemedim sabahtan beri. Tamam, hadi o zaman yemek vakti. Nereye? Bak, şimdi seni çok güzel bir yere götüreceğim. Önce karnını doyuruyorsun, şu yüzün bir gülüyor. Ondan sonra da neyse derdin, anlatıyorsun. Hiç gerek yok, gerçekten gerek yok. Var, var. Şu haline bak. Haydi yürü. Haydi. Hadi. Oğlum ben de geleyim işte ya. Yok oğlum, boşu boşuna sürüklemeyeyim seni ya. Zaten ne çıkacak belli değil. Ya illaki bir şey çıkacak lan, Altan Hoca diyorsun. Vallahi kardeşim ben de öyle umuyorum da. Neyse sen geç bakalım dükkana, bir şey olursa. Haber edersin. Aynen. İyi hadi, öptüm seni, görüşürüz. Hadi ben. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayırlı işler Ahmet abi. Eyvallah Ömer oğlum. Eyvallah. Ben seni erken açıyorsun sanıyordum bu dükkanı ama geldim, kapı duvar. Ta çıraklığından beri aynı yerde anahtar. Çayı demledim. Rahatsız etmemişimdir inşallah. Yo, afiyet olsun. Simit de alsaydın karşıdan. Hmm.
Of, o son oyunu oynamayacaktık ya. Mahvettin be bizi şampiyon. Ama biz kaşındık ya. Evet, biraz öyle oldu. Hoş geldiniz. Ali. Çiçek. Bari sevinmiş gibi yapma ya. Yapma. Ali bak. İnsan konduramıyor. Ondan herhalde. Ama benim bunu düşünmem gerekirdi ya. Benim bunu düşünmem gerekirdi. Ali, Ali bir dur. Sakın. Çok üzerim. Sakın. Çiçek. Sakın gelme. Dur. Ali, Ali. Ali bir dur ne olur. Ya bir dur, bir dinle ya, bir dinle. Neyi dinleyeceğim Çiçek? Neyi dinleyeceğim? Ne anlatacaksın Bak, Allah aşkına? Bak, her şeyi yanlış anladın. Bak, niye bu kadar kızdığını biliyorum. Niye mi? Niye mi? Ya Çiçek, sen dünden beri ben ne yaşıyorum? Sen farkında mısın ya? Kızım, biz dün ayrıldık, ayrıldık. Benim dün yüreğim söküldü. Benim de. Ya, ben dün sokak sokak dolaştım. Neredeyim, ne yapıyorum? Benim aklım gitti ya. Bak, ben de... Ya Çiçek, ne sende? Ne sende, ne? Ha? Ne sende? Senin maşallah burada keyfin yerinde. Kahkahalar bilmem neler. Hem de o herifle ya, o herifle. O buraya atlas için geldi. Ya Çiçek bırak, Allah aşkına bırak. Yapma, gözünü seveyim bırak ya. Zaten sana kalsa her şey atlas için. Her şey atlas için. Bu evde kalman atlas için. Antalya'ya gelmek istememen atlas için. Beni bırakman atlas için. Her şey atlas için zaten. Bir dakika ya, başka niye olacak ki? Yani... Bilmem. Sen söyle. Başka niye olabilir? Sen söyle. Senin burada belli ki keyfin yerinde. Yerinde yani. Belki de işine geldi Tomlis Hanım'ın içeri girmesi, ha? Sen ne dediğinin farkında mısın? Keşke farkında olmasaydım Çiçek. Keşke farkında olmasaydım. Allah kahretsin. Keşke kendime Ali saçmalıyorsun diyebilseydim. Ama gördüm, gördüm. Yani sen başkası... Sen baya baya alıştın bu hayata ya. Yani üzerinde Şimal'in kıyafetleri. Onun çocuğuna annelik ediyorsun. Onun evinde yaşıyorsun. Sen artık Çiçek değilsin. Başkasının hayatını yaşıyorsun ve bundan da gayet memnunsun Çiçek. Mal mülk de üstüne geçti tabii. Bir İskender'le oynaşmadığın kalmıştı. O da oldu. Helal olsun Çiçek. Hem de gözümün önünde. Sen bana bunları nasıl söylersin ya? Sen bana bunları nasıl söylersin? Ne biçim konuşuyorsun lan sen kızla? Ha? Gel lan sen buraya gel, buraya gel. Ben sana zamanla az bile yaptım. Sen buraya gel. O zaman götü yeseydin, karşıma çıksaydın ama arkamdan bıçaklamasaydın. Çek sen lan, ne yapacaksın? Dur, yapma. Yapma. Beni bunca zamandır tanıyamadıysa... hiç kavga etmeye değmez. İkinizin de belasını versin. Çiçek iyi misin? Ha? Ben çok özür dilerim senden. Sana öyle konuşunca dayanamadım. Çiçek. Kendini kaybetmiş belli. Pişman olur. Döner. Dönmesin. Bu sözlerin açtığı yara kapanmaz çünkü. Dönmesin daha iyi. Nereden çıktı bu? İçmen lazımdı, ne yapayım? O kadarı kâfi ama. Arkadaşın bünyesi pek sağlam değildir de.
Teşekkür ederim. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, şimdilik iyiyiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ ol. Sen az önce beni mi gömdün? Yani ne fark eder ki? İçmeye başlasan kendi fark edecekti zaten üç kadehten sonra nasıl sallana sallana yürüdüğünü. Bu niye o zaman? Başka türlü anlatmayacaksın çünkü belli. İnadın tuttu mu tutar senin. Hadi şundan iki yudum alıyoruz. Sonra derdin neyse anlatıyorsun. Ben de dinliyorum. Ha, bir kadehten fazla yok ona göre. Buyurun Ömer Bey. Çaya hayır diyecek kadar değişmiş olamazsın. Ya sen bana çay falan getireceğini gidip annenin başında beklesen daha mantıklı değil mi? Ha? Oradaydım zaten. Yemeğini yedirdim, battaniyesini örttüm, televizyonu açtım. Birazdan da kahvesini yapmaya gideceğim. İyi, ne güzel işte. Gecikmezsin. Sen nereye kaçıyorsun peki? Ya ben nereye kaçacağım? Burası benim dükkanım ya. Ne kaçacağım ben? Oğlum senin derdin ne ya? Bir anlat da bir rahatlasana. Bir tavırlar, bir şeyler. Benim ne derdim olacak ya? Ha? Tavır mavur yok işte. Tavır mavur yok işte. Pislik yapma. Ben o manada söylemedim. Peki tamam, söylemedin. Tamam, sen ne istiyorsun benden? Yani aslında bir soruya cevap arıyorum diyelim. Ne o soru? Sor. Neden? Neden? Neden seni terk edip giden benmişim gibi davranıyorsun? Öyle olduğu için olabilir mi? Öyle olduğu için mi? Evet. Öyle mi oldu gerçekten? Evet. Ben mi terk ettim seni? Aha, evet. Ben dedim kızım bizden olmaz diye. Ben söyledim bunları. Tamam, ben öyle bir cümle kurdum ama o manada kurmadım işte. Hangi manada kurdun? Lan gece yarısı geldin. Ben düşündüm bizden olmaz, bu iş yürümez. Sen dedim bunları demedin mi? Ya dedim veya demedim işte. Geçmiş gitmiş mevzu. Tamam, kapat, bitti gitti. Hiçbir şey geçip gitmedi Ömer Bey. Sen o gece benim karşıma geçip sevgiline el ele poz verdin ya. Benim kalbim sıkıştı. Niye biliyor musun? Çünkü ben senden sonra kimsenin gözüne bakmadım. Bir kere bile. Şimdi sen bunu bir düşün. Ondan sonra tavır yap bana. Sonrası işte biri Antalya'da. Geri kocasının evinde. Tombis Hanım zaten içeride. Ne diyeyim ki yani, başka ne anlatayım ki sana? Şey anlattım değil mi? Dükkanın yandığını. Anlattın, anlattın. Sokakta kaldık. Onu da. Onu da söyledin. Şimdi nerede kalıyorsun peki? Ömer'de. Ömer kim? Sevgilim. Tanıyor muyum ben? Hı-hı. Tanımazsın. Ben de tanımıyordum yangına kadar. Bir dakika. Şimdi sen birkaç aydır tanıdığın biriyle sevgili oldun. Üstüne bir de onunla eve çıktın, öyle mi? Eve çıkmayı bir ilişki aşaması olarak söylemesen. Yani ben onunla sokakta kalmak diyorum çünkü. Ya tamam da ne bileyim ya, yani çok sen... Ne? Ben ne? Yani senelerce bak kusura bakma ama uyuz İskender'le bile takıldın, tamam mı? Evleneceğim dedin hatta. Ama bir kere ağzından aynı eve çıkmak, birlikte yaşamak gibi bir şey duymadım ben senin. Şimdi böyle birdenbire yeni biri eve çıkmak falan... Sokakta kalmak? Tamam neyse ne fark eder ki? Sonuçta sevgilinle yaşıyor musun? Yaşıyoruz. Ya demek ki anlaşıyorsunuz da. Ya da bunu söylediğime inanamıyorum ama... Aşık oldun. Evet, evet ikincisi. Dur kızım, bir anda söyleme böyle şeyleri ya. Ayık kaldıramıyorum. Ne var ya bunda? Yani başkası için anormal bir şey yok ama sen aşık olmak böyle biraz şey gibi. Ne gibi? Yani benim birine aşık olmam gibi. İmkansız. Çok kötüsün ya.
Hayır, bizim sevmeye, aşık olmaya hakkımız yok mu yani? Var tabii de. Ne gerek var yani? Sen bayağı taş olmuşsun, taş. Sıfır duygu. Sen de bayağı duygusal olmuşsun. İyi ki bir kadehten fazla içirmedim sana. İstersen içerim. Hele bir dene. Ne yaparsın? Kovarım. Evet, bunu hiç düşünmemiştim. Tamam işte o kız. Neydi adı, hatırlatsana bir. Begüm, tamam. Adresini yollayabilecek misin bana? Canım, deneyeceğiz işte. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol Mehmetciğim ya, çok makbule geçti. Sağ ol kardeşim, görüşürüz, eyvallah. Ne oldu hocam? O ölen adamın kızını buldular. Ha. Yollayacaklar adresi şimdi. Tamam. Peki Mehmet dediğiniz? Orasını karıştırma. Bizim de tanıdıklarımız var değil mi? Vardır. Hadi kalk, sen kalk git, hadi durma. Tamamdır, siz de. Ben de biraz karıştırayım, belki bir iki şey daha buluruz. O zaman haberleşiriz. Olur canım benim, hadi güle güle. Söyle. Ne oldu oğlum, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne oldu söyle. Bir sıkıntı mı var? Yok birader, ne sıkıntısı, hadi birader söyle ya, ne oldu? Şey, Altun Hoca şu Sinan'ın anlattığı hikayelerden birine ulaşmış da. Hani şu trafik kazasında ölen adam vardı ya, o mesele. Hı. İstiyorsan sen de gel. İyi tamam, sen konum at bana, ben çıkarım birazdan. Tamam. Kime bakmıştınız? Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz. Begüm Hanım'la görüşecektik. Ne yapacaksınız siz Begüm'ü? Şey ablacığım, rahmetli babasıyla alakalı bir konuda konuşacaktık da. Ay yok, yok, o konu kapandı. Bizim bu konuyla ilgili konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Ne oluyor anne? Kızım bir dakika. Buyurun. Merhaba kardeşim. Yani sizin için önemli olabileceğini düşündüğümüz bir konu için geldik de biz. Babanın tarihsel kaçakçısı olmadığını biliyoruz. Üç yıl önceydi. 22 yaşındaydım. Üniversiteden daha yeni mezun olmuştum. Babam bir deniz ticaret firmasında müdür yardımcısıydı. Bir gece denetimdeyken patronunun gemileriyle tarihi eser kaçakçılığı yaptığını öğrenmiş. Sonra? Ertesi sabah bizimle konuştu. Anlattı yani gördüklerini. Ama kondurmadı. Dursun Yaman Bey bilmiyordur. O öyle şeyler yapmaz falan. İlk önce gitti onunla konuştu. Ama o Dursun Yaman denen şerefsiz babamın susması için pay teklif etti. Susmayı kabul etmeyince de. Nasıl oldu peki? Sözde trafik kazası.
emniyete itirafa gideceği gün hem de. Ne tesadüf değil mi? Nasıl insanlar bunlar birader ya? Öyle. Peki siz şikayette falan bulundunuz ama değil mi? Tabii ki. Ama bütün deliller babamın aleyhindeydi. Nasıl deliller ortaya koydular kardeşim peki? Arabanın bagajında ne hikmetse tarihi eser buldular. Saçmalığın daniskası. Adam hem kaçakçılık yapacak hem de eserleri bagajında saklayacak. Olabilir mi ya böyle bir şey? Oluyor kardeşim arada. Oluyor. İnanması zor ama öyle. Bir bu kadar da değil. Birkaç gün içerisinde babamın eserleri yurt dışına kaçırdığına dair bir bir belgeler gelmeye başladı. Hepsi düzmece ama. Hepsini uydurdular. Hepsini o Dursun denen herif yaptı. Ama ben hiç kimseye inandıramadım. Hiç kimseye. Yani hala geç değil. Biz bir şekilde bu işin peşini bırakmayacağız. Ama senin yardımına da ihtiyacımız var. Zamanı geldiğinde bizim için tanıklık yapar mısın? Siz artık gidin. Siz artık gidin çünkü Begüm hiçbir şey için tanıklık falan yapmayacak. Anne. Ne annesi Begüm? Ne annesi? Kızım o günden beri başımıza gelmeyen kalmadı bu adamlar yüzünden. Sen kaç senedir iş bulamıyorsun? Bitirdiler bizi, bitirdiler. Anne tamam. Yeter artık. Kalkın gidin. Ben o adamlara bir de kızımı feda etmek istemiyorum. Tamam. Kalkın gidin. Tamam, hadi. Tamam hanımefendi. Hadi. Özür dileriz biz. Kusura bakmayın. Zamanınızı alın. Hadi. Hadi. İnsan Antalya'ya gidince bir ses eder ama. Rüya. Çiçek. Çiçek. Ne oldu Tombis teyzeye bir şey mi oldu yoksa? Hayır o iyi. Ben değilim. Çok kötü şeyler oldu. Ecelini mi susadın lan sen? Kavga etmeye gelmedim. Ha? Dinle. Dinle beni. Dinle. Ha? Ulan dinle. Dinle. Çiçekle aramda hiçbir şey yok. Lan gerizekalı! Çiçek seni seviyor! Seni! Ölüyordu oğlum kız korkusundan. Ölüyordu kız. Gözlerimle gördüm tamam mı? Ölüyordu. Ölüyordu sen öleceksin diye. Ben hayatımda bir insanın birini bu kadar sevdiğini hiç görmedim. Duydun mu?
annemin gözünde bile görmedim ya böyle sevgi. Hiç kimse de görmedim, bir çiçek de. Sen senin için ölmeyi göze alacak birine söyledin o lafları. İnanmıyorum sana. Ulan Allah'a sala, gerizekalı. Eğer çiçekte benim aramda bir şey olsa ben niye hapisten çıkartayım seni? Bak, o seni seviyor, tamam? Çok seviyor hem de. Ben çiçeğin hayatının içine sıçtım, tamam mı? Ben çiçeğin hayatının içine sıçtım ve bir daha bunun asla olmasına izin vermeyeceğim. Duydun mu? Sen ona aşık mısın? Sen kafayı yemişsin ya. Aşıksın. Aşıksın. O seni seviyor. Son sözüm bu. Bana sen değiştin dedi, şimal oldun dedi bana. Tomlisa'nın malları üstüme devretti diye benim bir anda aa yaşasın her şey şahane deyip üstüne atlayacağımı falan mı sandı bunun? Ya benim değil ki onların hiçbiri atlasın. Ya ben bir kuruşuna dokunur muyum onun ya? Ben öyle biri miyim? Beni hiç mi tanımadın? Ama asıl bir laf etti ki. Kalbim yerinden çıkacak sandım. Ortadan ikiye ayrıldı ya, sesini duydum kalbimin. Canım benim ya. Keşke beni çekip vursaydı. Ne dedi seni bu kadar üzecek? İskender'le oynaşıyorsun dedi bana ya. Ne? İskender ne alaka ya? Nerede gördü sizi? Buraya gelmişti Atlas'ı görmeye. Çiçek sen hala niye dolaştırıyorsun bu adamın peşinde? Hayır yani Atlas'sa... Atlas için doğru olan annesinin katilinden uzak durması. Rüya sessiz ol, çocuk duyacak. Önce sen duy bir kendine gel. Bu kaçıncı İskender hatası? Nereye baksak İskender? Ya ne hatası ya? Ne hatası? Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen Ali gibi mi düşünüyorsun? Hayır, hayır öyle düşünmüyorum ama... Ya bir değil, iki değil. Önce yaşadığını gizledin. Sonra Ali İskender'i bıçakladı. Sonra sen İskender'e uydun, kimliğini deşifre ettin. Ben bunları bilmiyor muyum sanıyorsun? Çok biliyor gibi davranmıyorsun. Ne olur bir kendine gel ya. Tutturmuşsun bir Atlas. Yani onun için İskender'i peşinde dolaştırıyorsun. Çünkü Atlas'ı çok seviyorum. Mutlu olmasını istiyorum. Siz hepiniz bu kapıdan çıkıp gittiğinizde biz Atlas'la baş başa kalıyoruz burada. Ben ipi boynuma geçirdiğimde o çocuk benim ayaklarıma sarıldı. Ben bugün nefes alıyorsam onun sevgisi sayesinde. Şartsız şurtsuz. Evlat sevgisi böyle bir şeymiş demek diyorum kendime. Bana bir bakışı var. Sanki çocukluğum bakıyor bana. Annesiz, babasız, sahipsiz, kimsesiz. Benim gibi. Çiçek. Çiçeğim tamam bak deme böyle. Sen kimsesiz değilsin tamam mı? Ben varım senin yanında. Biraz anla o zaman beni. Biraz anla. Hep mahcup olan, hep acı çeken, hep anlatmaya çalışan taraf olmaktan yoruldum. Tamam mı? Üzme beni. Ben seni korumak istiyorum sadece. Korunmak değil. Anlaşılmaya ihtiyacım var. İskender Atlas'ı çok seviyor. Kötülükse bana oldu. Tamam mı? Ben yandım ya. Yandım ben onun yüzünden. Bunu unutabilir miyim? Hayır. Ama bu başka. Bu bambaşka. İskender Atlas'ın karşısında bambaşka biri oluyor. Çocuksu, sevimli, daha iyi biri. Onun içinde iyi bir yer var. Görüyorum. Şu an bana İskender'i savunduğunun farkında mısın? Onu değil. Ben... Ali?
Peki Ali sizi nasıl gördü de bu kadar delirdi? Ya sen ne dediğinin, ne ima ettiğinin farkında mısın? İskender senin nişanlındır Rüya. Ben de onu diyorum işte. Ali'ye kesinlikle katılmıyorum. Ama onu da anlamaya çalış. Ne olur Çiçek, bir kendine dön. Bir bak kendine. Alayım mı içeri Çelebi Bey? Tamam. Buyurun. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kal. Gel. Gel. Otur, iyi misin? İyi misin? Nasılsın? Herkes nasıl? İyiyim. Tomris? Herkes iyi. Tomris de bildiğin gibi işte emniyette. Bugünlerinde yalnız bıraktım onu. Evladının yanındasın çünkü. Sen beni anlıyorsun değil mi? Elbette. Evet. Ben doğru bir şey yaptım. Bunu hissediyorum. Ama kafam durmuyor. Çünkü sen kafanla değil, kalbinle kazanacaksın. Kazanacağım değil mi? Çocuğun nefes aldığı sürece zaten kazanıyoruz. Evet. Bak yanındasın. Sen ona bir şey olacağına, bana olsun diye gelmedin mi buraya? Öyle, öyle de. Seninle ben birbirimize benziyoruz. Senin adın Cemre, benimki Hanım. Adın? Hanımdı bir zamanlar. Kızım baba. Yıllarca kaçtık. Sığınma evlerinde kaldım. Sonra boşandım. Mahkeme çıkışı bana senin canını alacağım dedi. İnanmadım. Korkmadım da. Tek göz bir oda tuttum. Hem çalıştım hem baktım kızıma. Çok mutluyduk. Kurtuldum zannettim. Geldim. Yok. Kızım yok. Yok. O tek göz oda büyüdü. Beni boğdu. Tamam. Telefonum çaldı. Telefonum çaldı. Gel dedi. Gel al. Dedi yere gittim. Dediğini yapmıştı. Benim canımı almıştı. Kuzum böyle taşın üstünde. Büyür gibi yatıyordu. Üşür dedim. Onu kaldırayım dedim. Kaldıramam. Yerde kaldıramam. Tamam. 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 Çek değil mi? Öyle. Tomris teyzenin yaşadıkları zaten ağır. Şimdi bir de Ali.
Bir de İskender. İskender sence çok mu fazla dolanıyor Çiçek'in etrafında? Çiçek çok duygusal bir kız. O yüzden kolay manipüle edilebiliyor. Tamam canım, bir şey demedik. Demeyin zaten ya. Kardeşim o benim. Oh hocam. Çocuklar merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otursanız hocam. Sağ ol hocam. Nasılsınız? İyi hocam, sağ olun. Ya merak ettim. Bu Tombis Hanım'ın mahkemesi ne zaman? Yani bir gelişme var mı? Avukatıyla konuştum bugün ama belli değil henüz. İşte kadın pisi pisine bedavadan hapis yatıyor hocam. Elimizden bir şey de gelmiyor, bir şey de yapamıyoruz. Yapıyorsunuz işte Ömer. Cemre için, Tomris Hanım için, bu herifin başını belaya soktuğu herkes için. Anlatmadın mı sen Ozan? Ne? Ha, fırsat olmadı ya hocam. Şimdi bu görüştüğümüz kadın var ya. Tamam Begüm. Begüm. Onun babasının patronu armatör Dursun Yaman Fırtınaoğulları diye bir adam. Bayağı ünlü biri değil mi o? Ha. Sizin cemiyetten. Evet ya, bizim çevreden birkaç davette görmüşlüğüm var. Ha, doğrudur. Ama daha da fazlası var yani bu durum. Şöyle söyleyeyim size, bu adam Çelebi'nin ortaklarından. Nasıl yani? Ben duymadım böyle bir şey. Bayağı bayağı ya, resmi şirket ortaklarından yani. Bak. Bakayım. Bence açığı buradan yakalayacağız. Nasıl yapacağız onu? Tamam işte, olay belli. Çelebi ile bu Dursun Yaman'ın yeni vurgununu öğreneceğiz. Artık. Aynen. Sonra da suçüstü yapacağız. Bende 6 tane var. 5 tanesi o kocam olacak Deyyus'a. Bir tanesi bana. Sen doğru olanı yaptın. Evet. Bunu ancak anne olan anlar. Buradan kızınla çıkacaksın. Sağ salim biliyorum. O güne kadar da ne gerekiyorsa onu da yapacaksın. Ben bunu da biliyorum. Ben 17 sene... bir kuruşuna tutunup hayatta kaldım. Sen bana benzeme. Ama ben ölmeden bu evden kızınla beraber çıkmak senin boynunun borcu. Resul. Ne öl ne de öldür. Kızınla yaşa. Sen. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi sana kalmış. Sen de beni dinle. Söz ver. Öldürmeyeceksin de, ölmeyeceksin de. Hanım, söz ver. Selametle. Söz ver hanım. Söylediğime pişman etme beni. Aa, hadi. Kolay gelsin. Alo Cemre abla. Senden bir şey isteyeceğim. Yapabilir misin? Yapabileceğim bir şeyse tabii. Yani elinin uzun olduğunu düşünürsek yapabileceğim bir şey. Güzelleşti ya. Bakayım. Ne güzel çizmişsin anneanneyi. Bir şey söyleyeceğim. Anneannen gelmeden senin çizdiğin bütün resimleri toplayıp onun odasına asalım mı? Görünce çok sevinir. Üzülme. Kelçek yakında. Ben onunla görüşmeye gittiğimde ne söylememi istersin?
Onu çok seviyorsun. Tamam, tamam. Söyleyeceğim, süper. Gel bakalım. Gel, otur. Ben bir şeyi daha merak ediyorum. Biz seninle bir daha ne zaman konuşacağız acaba? Hı? Eğer sen öyle istersen, benimle konuştuğunu kimseye söylemem. Hiç kimseye. Sen yeter ki susma. Vallahi. Anneannemi? Ona da söylemem. Sen yeter ki benimle hep konuş. Sen konuşunca ben çok mutlu oluyorum canım benim. Canım. Aa, ne oldu? Annem bana küsmüş müdür? Niye öyle dedin? Annem ol istiyorum. Güzel mi annem? Anneler çocuklarına hiçbir zaman küsmez. Başka anne istesem bile mi? Annen seni çok seviyor. Sadece senin mutlu olmanı istiyor. Sen mutlu olunca o da mutlu oluyor. Ay, akıtmanları öyle canım. Bir daha gidecek misin? Hayır, hayır, söz veriyorum sana hiçbir yere gitmeyeceğim. Çiçek Hanım, Ali Bey geldi. Korkma, korkma, korkma. Korkma. Gitmeyeceğim hiçbir yere, tamam mı? Ben artık buradayım. Senin yanındayım. Korkma. Ben düşündüm. Bugün biraz ileri gittim. Biraz mı? Sizi öyle görünce... Seninle gelmeyince İskender'e mi gittim koşa koşa? Tamam, haklısın. Keşke sadece haklı olsaydım. Ben paramparça oldum Ali. Sen benim elimi tutan ilk erkektin. Tektin. Sen benim her şeyimdin ya. Sen bana nasıl söyledin ya bunları? Nasıl Çiçek, söyledin tamam. Sen bana bunları nasıl söyledin? Çiçek, kurban olayım. O zaman gidelim buradan. Unutalım her şeyi. Unutamayız. Unuturuz. Ya neyi anlamıyorsun? Atlas. Ne atlas atlas? Çiçek, ne atlas ya? Ne atlas? Bize ne milletin çocuğundan? Ne bok yerlerse yesinler. Ben seni tanıyamıyorum ya. Sen benim sevgilim olamazsın. Sen kimsin ya? Sen benim sevgilim misin? He? Şu yüzümün gözümün haline bak kızım. Ne oldu diye sormuyorsun bile. Çiçek, sana ne oldu ya? Ne oldu sana? Yandım ben, yandım. Yandım, bana bu oldu. Bu. Olan bu işte. Acıysa ben en büyüğünü yaşadım. Sen bana neyin hesabını soruyorsun? İnsan bir kere ölür ya. Ben bin kere öldüm. Kafamı koparasım geldi günlerce. Her gece Allah'ım sabah olmasın diye yattım. Her sabah lanet olsun yine yaşıyorum diye uyandım. Yeter artık ya, yeter. Çiçek nasılsın, ne hissediyorsun, iyi misin diye bir kişi sormuyor ya. Tanıyamıyor musunuz beni artık? Tanıyamazsın. Çünkü çok değiştim, evet değiştim. Ben ne istediğimi çok iyi biliyorum. Burada kalacağım. Atlas'a annelik yapacağım. Atlas bahane, o herif senin gözünü boyamış. Hala mı ya? Hala ya. Sen bana hiç güvenmemişsin ki. Hiç güvenmemişsin. Kızım, ben ona güvenmiyorum, ona anlasana. Herif sana aşık be, aşık. Çiçek bak. Gururumu ikinci kez ayaklar altına aldım, buraya geldim. Bu son, bunu bilesin. Tut elimi. Yok.
Yoksa bu benim son görüşün olur. Çiçek bak, buradan geri dönüşü yok. Seç. Yapma. Bana bunu yapma. Bir kere daha yaptırma bana. Keşke o yangında ölseymişsin. Keşke. Tamam, yeter. Arzu, karışma. Ne dağıttı seni bu kadar? Hiç. Çelebi değil bu kez. Başka bir şey olmuş. Ne oldu? O mu? Kim? O kız. Çiçek'le mi ilgili? Onun için mi dövüştün? Aptal nişanlısı benden kıskandı. Nasıl? Yok işte, neymiş, ben çiçeğe aşıkmışım da falan filan abuk sabuk konuşuyor. Haksız mı? Ya Arzu, bir de sen başlama hadi ya. İskender, ben senin her halini biliyorum. Yalnızlığını, çaresizliğini, öfkeni, pişmanlığını. Rüyadan öncesini, rüyayla ilişkini. Ama seni hiç böyle görmedim. Biliyorsun çünkü sen benim sırdaşımsın. Sırdaş. Bir kez olsun. Daha fazlası olmak isteyebileceğimi düşündün mü hiç? Arzu. Ben seni çok seviyorum. Ama o şekilde değil. Çiçeği seviyorsun. Saçmalama, kalbini kırarım. Bu kadar çok mu seviyorsun onu?
Orada havalar nasıl? Nasıl anlamadım. Aklım diyorum, nereye takıldıysa orada havalar nasıl? Ya Çelebi ile Dursun meselesi. Sonunda yine hayal kırıklığına uğrayacağım diye o kadar korkuyorum ki. Ah be sevgilim, takılma bunlara ya. Bak ne güzel havamız değişsin diye çıktık dışarı. Hem hayal kırıklığından daha başka bir önerim var sana. Nedir? Kestane. Hayır demem. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 100 gram versene bize. Tabii. Vay. Bütün dünyanın yüzü gülüyor be. Bizimle gülmesin mi? Ömer. Tam storylik aslında. Bir selfie çeksek mi? Çekelim. Abi ya, bizi bir tane çeker misin? Tabii tabii, ne demek. Şöyle vereyim. Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Bakayım. Çok iyi çıkmışız. Peki, sence kaç ayıcık vardır burada? Bir, iki, üç, dört, beş. Tek tek sayacak mısın hepsini? Ama yüzün güldü bakıyorum. Dur alalım şunu, gel. Abi. Buyurun. Neyse artık, kusura bakma. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Ben sevdim değil mi? Acaba kaç tane ayıcık var? Davette böyle yüzünü asma. Gülmen gerektiğini unutma. Nasıl? Ya da dur. Niye bu kadar güzelsin? Bana bak. Söyle. Hep böyle gülümse. Sana söz veriyorum. Bu sefer şansımı iyi kullanacağım. Yeter ki beni zorlama. Yapmak istemediğim şeyleri bana yaptırma. Asıl korkunç olan şey ne biliyor musun? Senin bu söylediklerine gerçekten inanıyor olman. Seni ben iyileştiremem. Aslına bakarsan seni bu dünyadaki kimse iyileştiremez. Sen bana yetersin. Yetmem. Esin Ece de yetmedi. Ben de yetmem. Çünkü senin derdin benimle ya da bir başkasıyla değil. Senin derdin annenle. Senin derdin hayaletlerle. Seni çöpe atan, seni değersizleştiren annenle. O yüzden ne yaparsan yap. Değil, belediye başkanı dünyayı yönetsen yine de geçmeyecek. Yine de değersiz hissedeceksin kendini. Sen insanlara oynuyorsun ya, seni sevsinler diye. Bütün dünya da seni sevse, sana yine de yetmeyecek. Bütün dünya umurumda değil, sen sevsin. Ben seni sevmiyorum. Yapma! Önce beni delirtiyorsun. Sonra mağdur oynuyorsun. Sen bana geldin. Bana! Anladın? Gel! Hazırlıklar tamam. Tamam. Hazır mısın? Sen gel.
Bir tane de ben alayım. Hocam. Oza. Bu Dursun Yaman denen herif bu gece Çelebi için düzenlenen davete katılacakmış. Biliyorum hocam, gördüm. Nerede gördün? Olay mahallindeyim. Aferin benim oğluma be. İçeri girmek için akreditasyonu ayarladın mı? Bizim de kendimize göre bir çevirimiz var ya hocam. Serseri. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, size de hocam. Eyvallah. Gidelim bir çay demleyelim, dizi izleyelim. Olur. Böyle, seviyorum dizi izlemek. Bir uğrasak mı? Yok, gerek yok. Neden? Bir tane kızı geldi yanında. Eser teyzeler de orada. Bizlik bir şey yok ki, bitti gitti. Belki bir şey ihtiyaçları vardır. Ararlar o zaman bir tane. Hadi biz gidelim evimize ya, hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çekinecek bir şey yok. Adam yemiyoruz. Gelseydiniz. Yok, biz geçiyorduk sadece. O eller cepteyse biri hızlıca olay mahallini terk etmek istiyordur. Ben sizi tutmayayım. İyi akşamlar. Eyvallah. Sizin aranızda bir şey mi geçti? Niye? Beklesene sen bile. Nereye gidiyorsun? Ömer, karışma, bekle. Zeyno. Zeynep. Bak, Ömer'le aranızda ne geçti bilmiyorum. Geçmedi. Anlamadım. Ömer'le aramdaki hiçbir şey geçmedi. Ama geçsin diye de gelmedim buraya. Merak etme. Ömer'i isteseydim gelirdim. Bunca yıl vardı önümde. Niyetim sizi ayırmak değil. Bu senin niyetinle olabilecek bir şey değil zaten. Haklısın. Sizin engeliniz ben değilim. Sensin. Anlamadım. Sizin engeliniz sizsiniz. Yedi Kule'de Ömer'le mutlu olmak kolay. Buradan ötesi. Peki bundan sana ne? Ben sordum diye söylüyorum. Sizin birlikte olmanız imkansız. Yani sen ait olduğun dünyaya uçmaya başladığın zaman göreceğiz kim haklı kim haksız. Nasıl olsa artık buradayım. Peki sen ne yaptın bu lafları ayna karşısında falan mı ezberledin? Gerek yok. Ömer'i tanıyorum. Ne oldu sevgilim? Sana hala aşık. Ne alakası var bir tanem ya? Tamam, takılmayacağım. Tamam, takılma zaten bir tanem ya. Benim umurumda değil, benim umurumda olan sensin. Sen benimsin, ben senin. Gel. Hadi evimize gidelim, çayımızı içelim. İçelim. Tamam. Hadi. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler Cemre Hanım, siz? Daha iyi olamazdım. Çok şık görünüyorsunuz. Mersi. Hayatım, bak kim var burada? Hanımlar, izninizle. Merhaba. Dursun Yaman. Cemre'ciğim, uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın? Vallahi nasıl olmam gerekiyorsa öyleyim.
Yurt dışında oldum sanıyordum. Yeni bir işe başlıyoruz. Birkaç ay mecburen burada. Çelebi'nin sözü demiri keser, bilirsin. Bilmez miyim? Çelebi Bey, basını içeri alıyoruz. Cemre Hanım'la birkaç dakika sohbet etmeniz yeterli olacaktır. Tamam, geliyoruz. Dursun. Ya, siz bakın işinize. Nasılsa artık sık sık görüşeceğiz. Anlaşmamızı unutma. Cemre Hanım, Çelebi Bey'le boşanmaktan vazgeçmişsiniz, doğru mu? Evet, doğru. Ya işiniz hakkındaki iddialarınız? Siz hangi gazetedensiniz? Yeni Gündem'den haberler. Evet. Bu soruya beni ciddiye almış olsaydınız cevap verebilirdim belki ama bugüne kadar basın yayın organlarınızda bir kere bile adıma rastlamadım. Başka soru sorun. Evet, Cemre Hanım, Çelebi Bey'in başkan adaylığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle başarılı olacak. Doğru adımları atarsa. Her ailede olabileceği gibi inişli çıkışta zor bir dönemden geçtik. Ben adetlerine, görünüklerine sıkı sıkıya bağlı bir insanım. Değil mi hayatım? Evet. Tabii, kesinlikle. Cemre? Lavabo nerede? Eşlik edeyim sana. Gerek yok. Nerede? İleriden sağa dönersen. Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Çelebi Bey, çalışan annelerin çocukları için kreş projenizden bahseder misiniz? Ne düşünüyorsun sevgilim? Kahve makinesi alalım. Kahve makinesi alalım. Yani burada durmuş kara kara kahve makinesi almayı düşünüyorsun. Bravo cidden. Ben çay içmeyi çok sevmezdim aslında yani. Seni tanıyana kadar. Bundan sonra çayı içme suyuyla yapalım, olur mu? Buyur, yapalım. Tamam. Sevgilim, Zeyno ile karşılaştıktan sonra bir huzursuzsun. Ha? Yani kahve makinesiydi, içme suyuydu falan muhabbetin etrafında dönüp duruyoruz farkındaysan. Birbirimizin alışkanlıklarından kaçmayalım, olur mu? Yani ne seviyoruz, ne sevmiyoruz, her şeyi bilelim istiyorum. Zeyno bir şey mi dedi sana? Bizim birlikte olamayacağımızı. Bizim engelimiz bizmişiz. Ya. İnsanlar bıraksınlar şu farklı dünyaların insanı muhabbetini gerçekten ama ya. Ben değil ama seni tanıyor. Bugün ilk kez şey düşündüm. Seni benden daha iyi tanıyan bir kadın var. Her şeyini bilen, her yüzünü tanıyan. Bir tanem, benim bir tane yüzüm var, o da bu. Başka bir yüzüm yok ki yani. Öyle demek istemedim. Sevgilim, lütfen kendine haksızlık etme, olur mu? Bu benim geçmişim, çocukluğum yani. Sen bugünümsün, yarınımsın. Bundan sonra kalan ömrümsün. Seni çok seviyorum. Üzme kendini lütfen. Sarılayım mı? Gel. Gel.
Cemre. Ozan. Ozan, senin ne işin var burada? Cemre. Ya. Ozan, ne yapıyorsun? Cemre seni görmesin. Gerçekten umurumda değil, iyi misin? İyiyim. Bir şey yaptın sana. Yapmadı. Doğru söyle, bir şey yaptın. İyiyim, ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Bir anlaşma yaptık. Ne anlaşması Cemre? Şeytanla anlaşma mı olur ya? Benim yerimdeysen olur. Lütfen ya. Lütfen tekrar tekrar aynı konuları tartışmayalım. Seni o evde bırakmayacağım. Bak ben vazgeçmedim. Ben de. Tek bir amacım var artık. Güneş'le beraber o evden çıkmak. Ama Güneş'le beraber. O olmadan o evden tek bir adım bile atmayacağım. Biz de Çelebi'nin peşindeyiz. Lütfen ya. Lütfen artık başınızı belaya sokacak bir şey yapmayın artık. Ya Cemre. Hayır. Karışmayın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Cemre nerede? Tuvaletlere baktım, yok. En son aşağı inerken görülmüş. Başkanım. Ben de sizinle özel konuşmak için fırsat bekliyorum. Tabii, buyurun. Ya anlıyorum seni, korkuyorsun başımıza bir bela gelir diye ama bu seni beni yok artık bu işin. Tamam mı? Bu bizim de meselemiz. Olmasın. Geri döndüm ben. Bir de size düşünmeyeyim, bir de size orada bir şey oluyor mu olmuyor mu diye düşünmeyeyim bari. Bir beni dinler misin? Hayır. Hayır. Artık sen beni dinleyeceksin. Ben yokmuşum gibi hayatınıza devam edeceksiniz. Ya sensiz bir hayat istemiyorsam? Cemre. Ya. Sen neredeysen benim kalbim orada atıyor. Bir bilsen. Ben her gece yüreğimi fırlatıp sana atmak istiyorum. Bir işaret fişeği gibi gör istiyorum. Bak en umutsuz zamanlarda ben buradayım demek için, yanındayım demek için, ben varım demek için. Gerçekten. Cemre. Ozan. Özür dilerim. Dileme. Ozan. Ben pes etmedim. Sadece Çelebi'yle açık açık savaşmaya gücüm yetmiyor. Ne yaparsam yapayım sonunda kızımla vuruyor beni. O yüzden artık benim için tek bir yol var. Onu içeriden yıkacağım. Kızım yanımdayken. Özgürlükse Güneş olmadan tek bir saniyesini bile istemiyorum. Bana bak. Bana bak. Göreceksin. Onu yıkacağım. Ve kızımla beraber o evden de ondan da kurtulacağım. Şimdi git. Ve bir daha gelme. Tam fırsat bulduğunda bize haber ver. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Cemre. Evet. Neredesin sen? Buradayım. Yukarısı çok havasızdı. Biraz hava aldım. Ha. Yukarı çıkalım. Seni görmek istiyorlar. Thank you.
Kork tabii. Tabii ki korkacaksın. Yürü, yürü polise gidiyoruz. Abla ne yapıyorsun? Vallahi sandığın gibi bir şey yok değil ya. Ben kötü amaçla gelmedim buraya. Ha, beni ziyarete mi geldin? Tanrı misafiri desek? Ya, yürü, yürü hadi, yürü gidiyoruz. Abla ne olur etimi doğru beni polise verme. Gözünü seveyim yapma. Ulan polisten bu kadar korkuyorsun madem. Senin ne işin var milletin evinde? Ha? Seni görmeye geldim abla. Allah Allah. Sıfır kilometreden en baştan başlasak olmaz mı abla? Hadi be. Cemre abla, ilk etap tamam. İçerideyim. Bir şey içer miyiz? Peki, ben yalnız içerim. Çelebi ne oluyor? Kapı kilitli. Neden? O odada kalmanı istemiyorum. Sana soran olmadı. Odamızda kalacaksın. Asla. Bırak, bırak. Kolumu bırak. Seninle bir anlaşma yaptık. Aramızda anlaşma falan yok artık. Hala benden kurtulmak için plan yapıyorsun. Teşekkürler. Neyim? Göreceksin. Onu yıkacağım. Ve kızımla beraber o evden de ondan da kurtulacağım. Aramızda artık anlaşma falan yok. Bitti. Bırak. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur benden. Hala benimle savaşıyorsun. Evet. Ve kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Bu hayatta ben ne istersem olur. Öyle mi? Bu sefer olamayacak ama. Bana yaptığın her şeyi açıklarım. Herkese. Artık benim de sözümün bir kıymeti var. Deli olmadığımı biliyor herkes. Çünkü hasta olan sensin. Hasta? Evet. Ruh hastası. Bu evden gidersen, birilerine konuşursan, Güneş'e ne olur sence? Hı? Git. Neden gitmiyorsun? Onun da zamanı gelecek. Asla! Beni terk edemezsin. Bile bile beni öfkelendiriyorsun. Bile bile üstüme geliyorsun. Bile bile çileden çıkartıyorsun. İnadıma yapar gibi. Yaklaşma. Damarıma basıyorsun. Delirtiyorsun. Bana yaklaşma. Yaklaşma dedim. Gidecek yerin yok. Gücün yok. Ben ne istersem o kadarsın.
Yaklaşma! Beni öldürecek misin? Öldürürüm! Seni yemin ederim öldürürüm! Annen gibi. Katilin kızı katil olacak. Hadi Cemre. Öldür beni. Öldür beni Cemre lütfen. Hadi. Lütfen. Hadi. Beni terk edemezsin. Esin benden gidebildi mi? Gidemedi. Sen de gidemezsin. İstediğimi yaparım. Beni kimse durduramaz. Bu korku sana yeter. Yaşamaktansa hayal et. Sağlığın için tavsiye ederim. Bu sana son uyarım. Ben buradayım demek için. Asal. Karanlığı bölen cılız bir ışık gibi. Fırtınada çırpınan kanatlar gibi. Islanmaktan korkmayan bir kelebek gibi seni sevdim. Seni sevdim. Okyanusta kağıttan bir gemi gibi. Baharı beklemeden açan tomurcuk gibi. Sanki ilk kez seven bir çocuk gibi. Seni sevdim. Seni sevdim. Sana sarılınca geçer sandım, geçer sandım sana inanınca. Biter sandım, biter sandım sana bağlanınca. Düşmem sandım, düşmem sandım. Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadım sana sarılınca. Geçer sandım, geçer sandım sana inanınca. Biter sandım, biter sandım sana bağlanınca. Düşmem sandım, düşmem sandım. Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadı.
mutluyum. Sen yanımdasın ya. Aşkım. Ben senin hep yanındayım. Hep. Günaydın. Günaydın baba. Adnan bekliyor. Hadi bakalım. Evet. Diş için de alayım. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Nasılsın? Sürekli ölümle burun buruna olan bir insan nasıl olursa öyleyim. Ölmene asla izin vermem. Sana çok iyi bakacağım. Öyle ki benden hiç ayrılamayacaksın. Beni anlıyorsun. Güzel. Bundan sonra hayatı ikimiz için de zorlaştırma. Bu evden ancak ölerek çıkarız. Birlikte. Başka türlüsüne izin vermem. Önümüzdeki yıl sit alanına dönüştürülmesi önerilen düşünülen yerler burada. Peki bu bölgelerle ilgili özel izin talep eden yerler? Onlar da burada. Heh, sağ ol. Altan bir kahve olup gelene kadar bu elindekileri okuyorsun. Bu odadan çıkmıyorlar ona göre. Hiç merak etme sen. Sağ ol kardeşim. Hemen şuna. Hocam şunu da bir döndürün. Çekeyim. Dosyalar çıkmasın diye fotoğraf serbest. Şunu da çektim. İskender. 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 Günaydın. Masa hazır, bir şeyler yiyip yeniden yatmak ister misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Masa hazır. Tamam, gelirim. Sen nasılsın? Boş verin beni. Neyin var senin? Çiçek, bu görüşmeyi avukatım zar zor ayarladı. Vaktimiz az. Anlatsana, ne oldu? Biz Ali ile ayrıldık. Aa. Neden? Onunla Antalya'ya gitmediğim için. Atlas'ı bırakamazdım. Canım benim. Siz benim ailem oldunuz. Sen de benim kızım. Bugün itibariyle hastaneler ve bütün gayrimenkullerim sana devredildi. Bundan sonra artık hepsi senin üzerine. Eğer o Bülent denen pislik seni üzecek olursa... Merak etmeyin, merak etmeyin. Atlas'ın kılına bile zarar veremez. Teşekkür ederim. Kızım. Duruşma için tarih belli oldu mu? Gözaltı için ek süre istediler ama... sen onu boş ver şimdi. Atlas nasıl? Benimle konuşmaya başladı. Ne diyorsun?
Kusura bakma Serkan ya, ilk günden böyle oldu. Tamam. Tamam, çok teşekkürler. O zaman ben akşamüstü dava dosyalarını almak için uğruyorum. Tamam. Tamam, görüşürüz. Evet. Ne dedi? Sorun değilmiş. Maşallah ya Serkan'a bak. Arkadaşım olduğu için. Tabii canım, arkadaşın olunca farklı olur değil mi? Bir şey mi ima ediyorsun? Yok canım, ne ima edeceğim? Müsaade eder misin? Geçeyim. Eyvallah, en sağ ol kardeşim. Sağ olasın Ömer. Evet hocam, kardeşim sizdeyiz. Nedir bu izinler birader? Oğlum bunlar tek başına hiçbir işe yaramaz. Tamam. O sonraki fotoğrafa geçsene. Evet. Mesela. Peki kime ait bu izinler? Bunlar çeşitli firmalara ait. Ama özellikle bir tanesi, dikkat edin. Fırtınaoğlu Holding. Tam üstüne bas. Aynen öyle. Dursun Yaman Fırtınaoğlu'nun şirketi Tarihi Yarımada bölgesinden 3 farklı izin istemiş arkadaşlar. Çelebi ve Dursun Yaman harekete geçmiş. Önümüzdeki 3 ay içerisinde 3 izin var. Eğer hızlı hareket edersek bu sefer onları suçüstü yakalayabiliriz. Evet. İyi de nasıl yapacağız yani? Tam olarak ne zaman ne yapacaklarını bilmiyoruz ki. Hayır, adım adım izleyelim desem yine yapamayız, olmaz. Haklısın ya, o iş öyle olmaz. İçeriden bir sızıntı lazım hocam. Bravo. Benim tanıdığım biri var kardeşim. Hem de Çelebi'nin ocağına incir ağacı dikmek isteyen biri. Cemre. Öyle. Cemre bizim istediğimiz bütün açıkları, bütün delilleri bulacak ya. Ve bu sefer Çelebi'yi içeriden yıkacak, hem de tam istediği gibi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Telefonu kapalı, bir de evi deneyeceğim. Tamam. Fatma, telefonu Cemre'ye verir misin? Cemre Hanım evde yok Rüya Hanım. Ne zamana gelir? Bilmiyorum. İyi günler. Ne oldu? Bir tuhaflık var ya. Gidip evlerine basalım o zaman. Sonra konut dokunulmazlığından içeri aldırsınlar bizi. Ya Cemre'ye ulaşmanın bir yolunu bulmamız lazım. Gerçekten. Güneş. Nerededir o şimdi? Örnek okul olarak sizi yazmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. İzniniz olursa birkaç fotoğraf çekebilir miyim? Tabii ama öğrencilerimiz çıkmasın lütfen. Tabii tabii, yalnızca binayı çekerim zaten. Tamam, kolay gelsin. Size de iyi günler. Hepsi. Şimdi sıra bende. Ozan abi. Gelsene. Ben dosyaları alıp geleceğim. Tamam. Sen de gel istersen, görmüş olursun. Yo, sen çık, ben bekliyorum. Hadi gel. Tamam. Zaten mümkün değil rezervasyonsuz gidilen bir yerde. Evet. Hah, Rüya. Tam zamanında. Nereye? Yemeğe, hadi. Sen git, sonra haberleşiriz ya. Ay yok canım, olur mu? Biz de geçelim o zaman. İyi tamam, hadi siz geçin. Ben Rüya ile Ömer'i alır gelirim. Bu arada Serkan ben. Benim ismimi biliyor musun sen ya zaten? Ha? Ben dün biraz bahsettim bizden. Hadi yemekte devam ederiz. Hem bu senin maden firmasına ait dava dosyasında konuşacağız. İş yemeği bir yerde de. Dediğim gibi sen git, sonra haberleşiriz. Gel sen de, çekinme. Yo, çekinmem ben ya. Hiç çekinmem. Hadi buyurun o zaman. Ben bakarım.
Çok özür dilerim ben. Ben... Yani kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Ne diyorsun sen be? Bu zor zamanınızda sizi yalnız bıraktım ama... Çok önemli kağıt işlerim vardı. Onlara dalmışım. Ya biraz geç haberim oldu. Çok, çok geçmiş olsun. Anneciğim gözaltına alınmış. Oğlumu almaya geldim. Başka bir şey hazırlamamı ister misiniz Cemre Hanım? Bale nasıl gitti bakalım? Çok güzeldi. Öğretmenlerim beni çok özlemiş. Oo, çok iyi. Anne. Aşkım. Benim. Yemeğini yemedi mi? Yemedi. Nasıl geçti okulu? Çok güzel. Çok mu güzel? Yemeğini yememişsin. Aç değilim. Ben sana yedirsem? Nasıl? Yani sen çocuk olursun, ben anne. Buna hayır diyemeyeceğim sanırım. O zaman yerim. Yemeğini gönderiyorum. Ne bu? O zaman verdi. Babam asla görmemeliymiş. Cemre. Çelebi tarihsel kaçakçılığının başındaki isim. Dursun Yaman fırtına oldu ortağı. O evde bu ikisinin işbirliğine dair her ne bulursan topla. Hiçbir şey bitmedi. Yeni başlıyoruz. Çelebi'yi o evin içinde sen yıkacaksın. Ne yazıyor? Evden çıkış anahtarımız. Artık oyun kuralına göre oynayacağım. Hayır. Biz bir ürek oyunu. Çıkar bakalım üstünü başını. Neler yaptın başta sonu anlat bana. Siz ne işle ilgileniyorsunuz? Şey pardon affedersiniz. Şey antika. Aa, çok güzel. Antika işinde iyi para var diyorlar. Ya öyledir belki ama benimkisi öyle çok büyük çaplı bir şey değil. Yani daha küçük. Galeriniz var mı? Dükkan var mahallede. Atölye gibi bir şey mi? Yani nereden baktığınıza göre değişir aslında ama senin düşündüğün gibi bir yer değil. Yedikule'de dükkanımız. Çok keyifli bir yer. Daha çok hangi dönem üstüne satış yapıyorsunuz? Son dönem. Osmanlı'nın son dönemi. Yok şey, insan hayatının son dönemi. Yani hayatını kaybeden insanların evinde mezatlar oluyor eşyalar için. İşte oraya gidiyoruz. İşte ne çıkarsa evden artık. Spot eşya. Spotçuyum ben. Müsaadenizle. Vallahi merak ettim. En yakın zamanda geleceğim. Beni satın aldınız. Bekleriz. Tabii tabii gelin. Rüya getirsin sizi. İzninizle. Nereye? Bir tuvalete gideyim. Ay, çok pardon. Aşık mısın sen şimdi bu çocuğa? Hem de çok. Söyle. Anladım gibi. Neyi? Ya Ömer meselesini. Dikkat çeken bir tip. Değişik biri. O ne demek? İyi biri, hoş biri demek. Ne? İyi işte, hoş biri. Çok daha fazlası. Benim için yani.
Şeyli kız. Yanındaki tipte ne bulmuştur? Farklı gelmiştir. Sıkılır 2 günde. Serkan'a ne diyorsun? 1 hafta veriyorum en fazla. Oho! O kızı çoktan götürmüştür. Bam bam bam! 2. tura. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Hey! Niye durgunlaştın? Alındın mı ya? Kötü bir şey demedim ki. İyi, hoş çocuk dedim. Yok, alınmadım da böyle küçük bir ön yargı sezdim. Ya ben ön yargı demezdim. Neyse, takılmıyorum. Yani sonuçta o senin ön yargılarındaki gibi bir değil. Ömer! Rüya, hey! Kayşın. Güzel günlerimizi diledik. Işığa uçacağımızı biliyoruz. Çok yakında bu fenerler gibi biz de uçacağız. Sana söz veriyorum güneşim. Evden birlikte çıkacağız.